AK Parti ve AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya'da köy olup sonradan mahallelerde yaşayan halkla buluşmaya devam ediyor. Haberin tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Perli ve Çalca Mahallesi'nde Kamil Saraçoğlu yaptığı konuşmada CHP'li belediyelerde başörtüsüyle çalışan bayan kardeşlerimiz işten çıkartıldı. CHP'li belediyelerde çalışma saati gerekçe gösterilerek çalışanların cuma namazına gitmelerinin engellendiği çok iyi biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Yine aynı şekilde 28 Şubat darbesinin yapıldığı dönemlerde CHP'nin tutumundan dolayı başörtüsüyle kız öğrencilerimiz üniversitelere sokulmadı. CHP'nin tutumundan dolayı başörtülü kız öğrencilerimiz ikna odalarında zorla başı açtırılarak üniversitelere alındığı, başörtüsünden dolayı bayan kardeşlerimiz polis, memur, doktor, hakim, savcı, avukat olamıyordu. AK Parti iktidarı sayesinde CHP'li belediyelerin dışından diğer belediyelerde başörtüsü ile çalışan bayanlarımız, cuma günleri rahatlıkla cuma namazına gidebilen çalışanlar var. Ama CHP'li belediyelerde ise başörtüsü ile çalışan bayan kardeşlerimiz işten çıkartıldı. CHP'li belediyelerde çalışma saati gerekçe gösterilerek çalışanların cuma namazına gitmelerinin engellendiğini biliyoruz, sizler de biliyorsunuz dedi. Haberin tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. CHP'li belediyelerde başörtüsü ile otobüslere binen başörtülü bayanlarımız otobüslere bindirilmediğini, CHP'li belediyelerde başörtüsüyle otobüse binen başörtülü bayanların otobüslerden indirilmeye çalışıldığını biliyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Görünen köy kılavuz istemez diyen Kamil Saraçoğlu isim vermeden üstü kapalı bir şekilde Kütahya Belediyesi'ni CHP'nin alması durumunda Kütahya'da yaşanacak şimdiden şaşırmayın. Son pişmanlık fayda etmez. Eyüp Kahveci namaz kılıyor deniliyor. Bizler de namaz kılıyoruz. Eyüp Kahveci Kütahya'nın öz ve öz evladı olan belediye başkan adaylarını bir yarım Eyüp yapmaz diyerek Kütahya'nın öz evlatlarını küçümsüyor, insanlara tepeden bakıyor. CHP zihniyeti bu dedim. Haberin tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Halkla buluşmada Kamil Saraçoğlu köyden mahalleye dönüşen mahallelere en iyi hizmeti kendisinin belediye başkanı olduğu dönemde aldığını, köyden mahalleye dönüşen mahallelerin en iyi hizmeti yine alması için 31 Mart'ta yapılacak olan seçimde şahsıma oy verin dedim. Kamil Saraçoğlu ayrıca şunları söyledi. Bunu gençler anlatmamız lazım. Bunu söylememiz lazım. Yani CHP bu millete kan kusturmuş bir siyasi parti arkadaşlar. Bakmayın sen yukarıda isimlerin değiştiğine, şuyuna buyuna. Asla o düşüncelerinden, asla o ilk sinyallerinden asla vazgeçmiyorlar arkadaşlar. Geçen Ankara'da bir olay oldu biliyorsunuz. Ya bayağı oldu ama baroda mesela bir başörtüsü avukatı sokmadılar içeri yani. Serbest olmasına rağmen. Yani bu ülkede başörtüsü sıkıntısı çekmedik biz abi? Kim çektirdi? Biz mi çektirdik ya? 28 Şubat kim yaptı yani? Burnumuzdan getirdiler ya. Merhaba, çocuk unutulmadı. Meclisten attılar adamı yani. Alkışlarla attılar bayan kardeşimizi yani. Becevdi. Ne yaptılar? İmam hatiplerin önüne bilmem ne panzerleri dayadılar ya. Hiç kimse kalkıp da bunu böyle şey etmedi. Altın sınıfa gelmiş tıp fakültesi okuyan kardeşlerimizi başörtülü diye okuldan attılar ya. Bir ay sonra mezun olacak ya. Bu millete hizmet edecek. Attılar. Üniversiteye sokmadılar. Evet. Ya kardeşlerimizi askere göndermiş anası. Vatana göndermiş. Eline kına yakmış. Şehit olursa gitsin diye yani. Vedalaşmış göndermiş. Yemin töreni var. Yazık kadıncağız. Oğlunun yemin törenini izlemeye gidiyor. Terör giden içeri almıyorsun sen yani. Kim yaptı bunlar? Biz mi yaptık arkadaşlar ya? Şimdi çıkmışlar. Aday arkadaş namazda kılıyor. Kılsın. İyi ki namazda kıldırıyoruz yani. Oraya gidiyor. Bunlar, ya abi diyor burada diyor namaz kılıyor diyor. Abi bunlar böyle yani. Biz de kılıyoruz. Her zaman kılıyoruz. Bize hiçbir şey demiyoruz. Ya zaten kendi görev o yani namaz kılmak yani. Artı değil ki ya. Ben namaz kılıyorsam, oruç tutuyorsam benim ya, yapmam gereken bir şey. Anormal bir şey değil bu yani zaten. Bunu anormal gibi gösteriyorlar. Ya ben hatırlıyorum mesela takkelerimiz giymişiz. Ben yıllar önce ya babamız falan anlatır bizim yani. Parmağın yerine gelirler, jandarmalar bilmem ne, o aynı tek parti zihniyeti yani. Başında bir poçu varsa, ya bak damadının, oğullarının, gelinlerin önünde çekerler ortaya, döverlerdi ya. Aynen. Döverlerdi yani ya. Ve aynı zihniyet devam ediyor, bak söyleyeyim bak, ellerine imkan geçtiği anda, ellerine güç geçtiği anda yine aynı şeyleri yaparlar yani. İşte İstanbul'u aldılar, ne yaptılar? İzmir'de görüyorsunuz yani. Başörtülü kardeşlerimiz, inançlı kardeşlerimiz yerden yere vuruyor. Otobüse bile bindirmemek için gayret gösteriyorlar ya. Biz
Başı açığıyla, başı örtülüyle, inancıyla, inansızla asla uğraşmıyoruz. Herkese eşit muamele ediyoruz. Herkese eşit muamele ediyoruz. Ama onlar o zihniyet değil. Allah göstermesin Kütahya gibi yerde bu şekilde bir şeyin ortaya çıkması yani hepimize zul olur arkadaşlar. Yani. Mesela diyor ki işte DEM Parti ile şu anda beraberler. Açık açık söylüyorlar diyor değil mi? Açık açık Afyon. Belediye başkanı diyor ki ben deme kapayım diyor aday arkadaş. Genel başkan ne diyor? Biz DEM'le problemimiz yok. Bizim kapımız açık diyor. Yani. Ve sadece CHP'nin belediye başkanı seçilen arkadaş burayı yönetmeyecek arkadaşlar. CHP zihniyeti yönetecek. Zihniyet.